Vicdan konvoyu Suriyeli kadınların sessiz çığlığı olacak. Esad rejiminin hapishanelerinde her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için yarın yola çıkacak kadınlar için vicdan konvoyuna, Güney Afrika'dan Malezya'ya, Şili'den Etiyopya'ya birçok ülkeden 450'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Suriye'de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara dikkati çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Konvoyu yarın Yenikapı miting alanından yola çıkacak. Türkiye'deki kadınların öncülüğünde oluşturulan konvoya 55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürlerden binlerce kadın katılacak. Katılımcılar arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, hukukçu, medya mensubu, gazeteci, yazar, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev hanımı ve çalışan kadınlar bulunuyor. Evet, Suriyeli kadınlar için yarın Yenikapı'dan yola çıkılıyor. Şu an hattımızda avukat Gülden Sönmez hanımefendi var. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Öncelikle bu kutsal yürüyüşünüzde kalbimiz, dualarımız sizinle diyelim kral ailesi olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Buradaki amacınız nedir? Neye ulaşmak istiyorsunuz sonucunda? Sonucunda şu an hapishanede, birçok hapishanede Suriye rejiminin zindanlarında acı çeken, işkence gören, tecavüze uğrayan kadınların özgür olmasını istiyoruz. Evet. Sadece kadınların değil aslında, erkeklerin de onlar da mazlum oluyorlar ama biz biraz daha bu organizasyonda kadınları önceledik. Çok sayıda erkek ve kız çocuğu da var. Evet. Ama bizim bu projede hedefimiz 417 çeşitli yaşlardaki kız çocuğunun ve 6736 kadının özgür olması. Evet. Asıl hedefimiz bu. Açıkçası bir alt hedefimiz de bir şekilde dünyanın dikkatini o kadınlara çekmek. Çünkü herkesin onları unuttuğunu düşünüyoruz. Kimsenin gündeme almadığını düşünüyoruz ve bundan çok büyük bir vicdan azabı duyuyoruz. Bir taraftan da savaşlarda kadınlara yönelik tecavüz ve işkence suçlarından dolayı, evet, çok büyük bir endişe duyuyoruz. Bunun da son bulmasını istiyoruz. Peki bu konvoy Yenikapı'dan yarın yola çıkıyor. Kaçta yola çıkıyor? Yarın saat 10.30'da, evet, bir seslenişle beraber, amacımızı açıklayacağımız bir basın açıklaması ve programla, evet, beraber 10.30'dan itibaren otobüslerle hareket edeceğiz. Nereye doğru gidiyorsunuz Gülden Hanım? Türkiye'nin öbür tarafına, sınıra doğru gidiyoruz aslında. Tam sınıra ulaşmayacağız ama sınıra yaklaşacağız sembol bir şekilde. İzmit'e gideceğiz. Oradan Sakarya'ya geçeceğiz. Sakarya'dan Ankara'ya devam edip 6 Mart akşamı Ankara'da konaklayacağız. Evet. Sonra Aksaray, Adana üzerinden devam edeceğiz. Ve Adana'da yine gece konaklayacağız spor salonlarında ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatay Fuar Merkezi'nde 10.000 kadın buluşacağız ve orada bütün dünyaya sessiz bir eylemle, aslında sessiz değil, büyük bir çığlık eylemi olmuş olacak o. Onları temsil eden oyalı yazmalarımızla bir eylem gerçekleştireceğiz, bir protesto, bir dikkat çekme eylemi diyebilirsiniz. Evet. O şekilde çalışmamız son bulacak ama tabii bu kısmı son bulacak, yoksa o kadınların özgür olacağı ana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Peki, insanları harekete geçirmek için elimizde bir rakam var mı mağdur olan kadınların sayısı ile ilgili? Elbette. Aslına bakarsanız çok fazla kimse dikkati çekmiyor onlara ama şu anda resmi olarak hapishane olarak geçen yerlerde 6736 kadın var. Evet. Bunlar bizim isim isim tespit ettiğimiz. Bunların yanı sıra onlarla beraber olan çocuklar var. Evet. 417'sinin kız çocuğu olduğunu biliyoruz. Bu kadınlar neden cezaevlerinde, rejim tarafından neden cezaevlerine atılmışlar? Savaş esiri gibi değerlendirebilirsiniz. Evet. Biliyorsunuz tecavüz suçu da, daha çok işkence ve tecavüz suçu da karşı tarafı bir şekilde etkisiz hale getirmek, moral bozmak ya da direnişten vazgeçirmeye yönelik bir şey. Savaşın başından beri devam eden bir şey bu. 13.581 kadının bu şekilde ismini tespit ettik ve onlar bu zindanlarda tutuldular. Biliyorsunuz sadece hapishaneler, resmi hapishaneler yok. Boş fabrikalar, depolarda, evet, hapishane gibi kullanılıyor.
13.581 kadından bir kısmı çıktılar. Çeşitli travma ve fiziksel birçok tedavi için bir takım yerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Hayat mücadelesi veriyorlar. Bir kısım kadının da maalesef o ortamdan çıktıktan sonra yaşamına son verip intihar ettiğini biliyoruz. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim Gülden Hanım. Yarın biz haksızlığa uğradığımızda yanımızda birilerinin olabilmesi için başkaları haksızlığa uğradığında sesimizin çıkması gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa yarın Allah korusun bizim başımıza bir şey geldiğinde yanımızda kimseyi göremeyiz. Türkiye'de şu anda radyo başında olanlar şunu söylüyor olabilir. Ya bize ne Suriye'deki kadınlardan, Türkiye'deki kadınlar bunca zulüm görürken, sıkıntı yaşarken, şiddet görürken bunların işi gücü mü yok? Ne işimiz var bizim Suriyeli kadınlarla diyenlere aslında bir anlamda cevaptı. Evet. Çok ilginç bir şey paylaşacağım sizinle. Buyurun. Biz bu çağrıyı Türkiye'li kadınlar olarak başlattık. Her fikirden, ideolojik gruptan, parti, dernek, vakıf, meslek ayırt etmeden bir Türkiye'li kadınların bir vicdan hareketi olarak başlattık. Bu daveti Türkiye'den dünyaya sunduk. Dünyanın dört bir tarafında da karşılık buldu. İlk karşılık Bosna'dan geldi. Evet. En hızlı cevap ve kaç kişi gidiyoruz diye Srebrenica anneleri, Bosna'nın kadınları, bu derdi, bu zulmü en yakın bilenler örgütlendiler. Evet. Kış günü kar demeden, kış demeden otobüslere bindiler ve 5 otobüs dolusu Bosnalı kadın şu anda İstanbul'da. Evet. Bu konvoya katılmak için. Çünkü aslına bakarsanız hani biz sustukça zulüm artıyor ve biz sessiz kaldıkça bize ne dedikçe, evet, coğrafya, bütün yeryüzü coğrafyasını tecavüz, taciz, savaş suçu, insanlar karşı suç hepsi takip, evet, ediyor. Kutada çocukların katledilişini canlı, evet, izliyoruz. Evet. Bence vicdanlı insanlar bir şekilde sessiz kaldıklarında aslında bir meydan vermiş oluyorlar. Bizim hareketimizin şeyi de bu. Lütfen sessiz kalmayalım. Aslında onlara başına gelen bizim başımıza gelir diye korkuyoruz, evet, ama masum bir çocuğun, bir kız çocuğunun tecavüze uğraması, ilkokul yaşında bir kız çocuğunun tecavüze uğraması kesinlikle ve kesinlikle, evet, zaten, evet, bizim başımıza gelmiş, evet, demektir. Yani, evet, bizim, evet, dikkat çekmek istediğimiz şey vicdanların sesinin bir şekilde iyilik için, özgürlük için, herkes barış içinde özgür, adil yaşasın diye yükselmesi gerekti ve hasreten kadınlara yönelik suçlardan dolayı çok büyük bir endişe yaşıyoruz. Evet. Ve bunu önlemenin yolu da kadın olsun, erkek olsun hep beraber vicdanımızın sesini yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz. Evet. Aslında vicdan konvoyunun bir amacı da bu. Yani yoksa Güney Afrika'dan, Brezilya'dan, Bosna'da, karda, kışta kalkıp gelen insanların başkaca hiçbir, evet, derdi yok. Son olarak şunu soracağım. Şu an örgütlendiniz. Yarın Yeni Kapı'dan 10.30'da basın açıklamasını yapıp yola çıkıyorsunuz. Evet. 8 Mart'a kadar yollardasınız. Peki bize düşen görev ne? Biz ne yapalım? Şu an radyoları başında olanlar, bu konvoya katılamayanlar ne yapsınlar? Biz ne yapacağız? Birincisi güzergah boyunca bize katılabilirler, sesimizi duyanlar. Yarın bizi uğurlamaya gelebilirler Yeni Kapı Miting Meydanı'na. Çok önemli, çok önemli. Yarın, evet, bizi uğurlamaya, aynen, gelebilirsiniz. Uğurlamaya gelin bizi. Evet. Yani uğurlamaya gel, ya o da çok büyük bir anlam taşıyacak. Sadece bütünle katılmak değil, çok büyük bir kalabalıkla İstanbul, evet, bir vicdan sesi yükseltebilir ve bizi uğurlayabilirsiniz. 6 Mart yarın Yeni Kapı'da saat 10.30'da. Evet. Topu bir saatlik vaktimizi alacak aslında biz uğurlamaya gelenler için. Ama dünyaya çok önemli bir mesaj gidecek. Çünkü bütün dünyanın kadınları orada temsilen, medya, uluslararası medya orada temsilen. Güzergah boyunca bize eşlik edebilir insanlar. İstedikleri yerde dahil olabilirler. Bir de vicdan konvoyunu özellikle yani sosyal medya vesaire hesaplarından paylaşabilirler. Yolunuz açık olsun, aydınlık olsun. Kutsal mücadelenizde biz de kral ailesi olarak sizi takip edeceğiz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yayına bağlanmadan önce de arkadaşlarım hepsi özellikle vicdan konvoyunun kadınları özellikle teşekkürlerini iletmemi istediler.
Çok vicdani bir şeyle böyle bir sesle imkan sunduğunuz için ben bizi dinleyen herkese de konvoyu an be an takip etmelerini sosyal medya hesaplarından özellikle talep ediyorum. Hapishanedeki kadınların sesi bu konvoy ve bu konvoya verdiğiniz her destek de oradaki işkence ve tecavüzle uğrayan kadınların sesi olacak. Evet. Yolunuz açık olsun. Emeği geçen herkesin önünde saygıyla eğiliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sağ olun sizler de.